Haberden Çarşamba. Ajandayla karşınızdayım. Ben Büşra Elvanoğlu. Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ankara'nın Sincan ilçesinde uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası tarafından çalıştığı okulda öldürülen temizlik görevlisi Gülsüm, Mersin'in Mut ilçesi Konur Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ankara'da yaşayan Mersinli 29 yaşında ve iki çocuk annesi Gülsüm Kuyar, temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Kuyar tarafından 11 bıçak darbesiyle öldürüldü. Olay Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'nda meydana geldi. Mehmet Kuyar, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu 12 yıllık eşi, iki çocuğunun annesi Gülsüm Kuyar'ın çalıştığı okula gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Kuyar, tartıştığı Gülsüm Kuyar'ı bıçaklayarak kaçtı. Ağır yara alan Gülsüm Kuyar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gülsüm Kuyar'ın Günler ilçesi Konur mahallesinde yaşayan ailesinin evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Gülsüm Kuyar, Günler ilçesi Konur mahallesindeki mezarlıkta toprağa verildi. Polis, olayın ardından kaçan Mehmet Kuyar'ı yakalamak için çalışmalarını devam ettiriyor. Afganistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen düzensiz göçmenlerin umut yolculuğu Osmaniye'de son buldu. 32 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere Malatya Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Afganistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen düzensiz göçmenlerin umut yolculuğu Osmaniye'de son buldu. İnsan kaçakçıları tarafından dolandırılan Afganlar İstanbul diye Osmaniye'ye bırakıldı. 32 düzensiz Afgan göçmen Malatya Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Osmaniye'de otogar civarında 32 Afganistan uyruklu kişi yakalandı. Yaklaşık bir hafta önce kaçakçılara kişi başı 1000 dolar vererek yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri belirlenen kişilerin 3-4 gün boyunca aç bırakıldıkları da öğrenildi. Özel bir otobüs firması tarafından paraları alınan 32 Afganistan uyruklu kişi, otobüs şoförü AŞ tarafından İstanbul'a geldiniz denilerek Osmaniye'de zorla indirildi. Afgan göçmenlerin otobüsten indirilme anları güvenlik kameralarına da yansıdı. Otobüs şoförü AŞ ile İran uyruklu olduğu belirlenen HC ve KA hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldı. Öte yandan göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve hudut kapıları şubesi müdürlüğüne getirilen 32 Afganistan uyruklu kişi, insani ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü geri gönderme merkezine teslim edildi. Adana'da bir market sahibi, üzerinde bu para ölen babamın üzerinden çıkan son para. Ruhuna Fatiha okur musunuz? Mecbur kaldığım için harcadım notunu yazan 5 liranın sahibini arıyor. Adana Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz mahallesinde market işleten Hasan Enes, gün sonu kasadaki paraları sayarken 5 liranın birinin üzerinde "bu para ölen babamın üzerinden çıkan son para, ruhuna Fatiha okur musunuz, mecbur kaldığım için harcadım" notunu görünce şaşırıp üzüldü. Enes hemen paranın sahibini bulmak için araştırma yaptı ancak bir türlü ulaşamadı. Üzerinde bu para ölen babamın cebinden çıkan son para, ruhuma Fatiha okur musunuz? Mecbur kaldığım için harcadım. Nasıl fark üzerinde ettim? Bu yazıyor. Kasayı toplarken fark ettim, müşterinin birinden almışız. Yani alırken fark etseydim kesinlikle geri verirdim. Yani duygulandım, ölen babasının cebinden çıkan son paraymış. Özellikle de yazmış şu şekilde. Yani buradan kendisine sesleniyoruz. Görürse, bizi fark ederse parayı kendisine geri teslim edelim. Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Çukurova SİFED Yönetim Kurulu üyeleri Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.
Ziyarette Adana ve Mersin'e yapılacak yatırımlar konusunda işbirliğinin önemine dikkat çeken Başkan Seçer, kurumlar arası işbirliği önemli dedi. Bizim kendi spesifik yatırımlarımız var Mersin, ama Adana'yı da etkileyecek önemli yatırımlar var. Örneğin bu ana konteyner limanı önemlidir, değerlidir. Şu anda muğlaklık vardır, bir tartışma konusudur. Bu Adana'da mı olacaktır, Mersin'de mi olacaktır? Daha önce Mersin olarak net adres gösterilen bu projeksiyon şu anda Doğu Akdeniz olarak değiştirmiş durumda. Elbette Adana'da bizim şehrimiz, kentimiz, ama bu bölgede olmasını biz arzu ederiz. Burası hem ulaşım açısından önemli bir nokta. Bütün demiryolu, hava yolu, işte uluslararası havaalanı ile beraber deniz yolu, karayolunun kesiştiği noktalar. Burada eğer ki bundan sonra yapılacak projeksiyonlarda uygun görürse ortak bir fuar alanı yapılabilir. Buna ilişkin de bizim aslında kısmi çalışmalarımız var. Daha önceki dönemlerden de o bölgeler düşünülmüş. Hem havaalanına yakın olması, hem otoban bağlantı noktasına yakın olması, hem Adana-Mersin arasında olması nedeniyle de böyle bir alan işaretlenmiş alanlarımız var. Burası da bildiğiniz gibi Adana ve Mersin'in iş insanlarının derneklerinin bir üst kurumu, federasyon kısmı. İş insanlarının önünü açtığınızı biliyoruz. Güzel yatırımlar yaptığınızı da biliyoruz. Tüm halkın desteklerini de alıyoruz bu konudan dolayı. Size gerçekten bu konuda minnettarız, teşekkür ediyoruz. İnşallah bu saatten sonra da çukur asfalt olarak bölgemizi kalkındırmak için birlikte güzel şeylere imza atacağımıza inanıyoruz. Kentin belediye başkanı olarak bir kere şunu söyleyeyim. Özel sektörü çok önemsiyorum. Çünkü özel sektörün Türkiye'deki temel sorunlara çözüm bulacak mekanizma olduğunu düşünüyorum. Yani en büyük sorunumuz ne? Türkiye'nin işsizlik, Mersin'in işsizlik, yoksulluk. Yoksulluğu çalışarak gidersiniz, üreterek gidersiniz. Kentteki düzensizlik, aşağıdakiler, yukarıdakiler. Bunlar refahla olur, parayla olur, çalışmakla olur, eğitimle olur. Hep bunlar birbirini tamamlayıcı unsurlar. Doğal olarak da iş insanı ya da özel sektör hep kafası üretmek, çalışmak, kazanmak, para yaratmak, rant yaratmak üzerine kurgulanacak. Aslında bütün bu bizim taleplerimizi karşılıyor. Bizim kentimiz bölgenin merkez Mersin olarak en genç kentlerinden bir tanesi. Bu bir taraftan bakarsınız dezavantaj gibi görülür. Çünkü kadim kent olmak her zaman tanınmış olmak, kadim olmak, marka olmak anlamına gelir. Ama genç olmak da, genç kent olmak da size farklı bir fırsat penceresi açar. Bunları değerlendirmek lazım. Bu özel sektördür, kurumlardır. Ve bütün aktörler elini taşın altına koymalı. Bakın o kent nasıl kalkınır. Önce bir siyaset barışmalı, siyaset rahat durmalı. Ondan sonra her şey kendinden gelecek diye düşünüyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Değerli arkadaşlarım, demokrasi konusunda çok sorunumuz var Türkiye'de. Hepiniz biliyorsunuz zaten. Demokrasinin olmadığını da hepiniz biliyorsunuz. Ufak tefek kırıntılar kalmış. Onun dışında Türkiye'de demokrasinin askıya alındığını hepimiz biliyoruz. Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmaz. Anayasanın öngördüğü temel insan hakları kararları ya da kuralları ya da ilkeleri uygulanmaz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmaz. Üst mahkemenin verdiği kararı alt mahkeme uyması gerekirken uymaz. Uymayanlar terfi edilir. Bütün bu süreci biliyoruz. Ama süreç şöyle çalışılıyor. Süreç hukuk içinde değil, intikam duygusuyla çalışılıyor. Eğer birisi İktidar sahiplerinden birisini eleştiriyorsa ve bu eleştirinin dozu biraz yüksekse yakalanması, gözaltına alınması, tutuklanması ve aylarca hapiste tutulması tablosuyla karşı karşıya kalıyoruz. Sedef Kabaş bunlardan birisidir. Bir gazetecidir. Eleştiri hakkını kullanmıştır.
Şimdi 12 yıl 10 ay hapisle yargılanıyor. Bir ayını doldurdu. Aslında tutuklanmaması lazım. Ama ülkede hukuk olmadığı için Sedef Kabaş içeride tutuluyor. Sadece o mu? Hayır. Osman Kavala da öyle, Selahattin Demirtaş da öyle, askeri öğrenciler de öyle. Bütün bunları biliyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Devleti adalet içinde yönetirseniz bütün taşlar yerine oturur. Devleti adalet içinde değil de intikam duygusuyla, öç alma duygusuyla yönetirseniz bütün taşlar yerinden oynar. Biz taşları oturtmaya geliyoruz. Devlette adaleti sağlamaya geliyoruz. Devlette adaleti sağlayacağız ki bu ülkede herkes huzur içinde yaşayabilsin. Değerli arkadaşlarım, bütün dünyanın dikkatle izlediği bir Ukrayna krizi var. Dolayısıyla sizler de buna milletvekilleri olarak veya sade yurttaşlar olarak sizler de dikkatle izliyorsunuz. Bölgemizde bir savaş istemiyoruz. Savaşın acımasızlığını en iyi bizim tarihimiz anlatır. Ulusal bağımsızlık savaşını hangi koşullarda verdiğimiz hepimizin belleklerinde kazılıdır. Dolayısıyla bölgedeki bir savaşın Türkiye'ye büyük zararlar vereceğini hepimiz biliyoruz. Tarafları sağduyuya davet etmek, bir savaşı önlemek sadece insan olarak bizim değil, aslında bütün dünyanın ortak talebi olarak ortaya çıkmak zorundadır. Ukrayna eğer böyle bir savaş çıkarsa en büyük zararı görecek olan ülkelerden birisi Türkiye'dir. Tabii Rusya bu süreç içinde 2014'e göre daha güçlü bir şekilde sahneye çıkmış durumda. 2014'te döviz rezervi 531 milyar dolarken şu anda 630 milyar dolar. Doğalgaz fiyatları, petrol fiyatları artıyor ve bunlar da Rusya'nın işini kolaylaştırıyor. Toplam buğday ithalatımızın %87'sini Rusya ve Ukrayna'dan yapıyoruz. Çıkacak savaşın bize maliyetini göstermek açısından. Doğalgaz ithalatımızın %40'ı, petrol ithalatımızın %25'i Rusya'dan yapılıyor. Ülkemize gelen turistlerin %25'i Rusya'dan ve Ukrayna'dan. Bu girişi yapmamın nedeni şu. Montrö Sözleşmesi'ni tartışmaya açmanın nasıl bir ihanet olduğunu topluma anlatmak için. Montrö Sözleşmesi Türkiye'nin güvenliği açısından, bölgenin güvenliği açısından, dünyanın güvenliği açısından son derece değerli bir anlaşma. Ama birileri, tarihi bilmeyen birileri, dünyayı iyi okumayan birileri Montrö Anlaşması'nı tartışmaya açarsa bunun doğuracağı vehameti 84 milyonun iyi bilmesi lazım. O nedenle hepimizin dış politikada sağduyulu hareket etmesi lazım. Dikkatli olması lazım. Türkiye'nin çıkarlarına odaklanması lazım. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Türk müziğinin meşhur yorumcusu Tarkan bir şarkı sözü yazıp bunu da seslendirdi. Akbabalar leşe nasıl üşüşürse bu şarkıya da aynen musallat olanlar çıkmıştır ve hepsi meydandadır. Tarkan geçecek diyor, bunu da Anadolu'ya yaygın bir ağız şivesiyle söylüyor. Elbette geçecek, zor günler geçecek, zillet geçecek, terör geçecek, sıkıntılar geçecek, salgın geçecek, felaketler geçecek, sorunlar bitecek, Allah'ın izniyle buna da az kaldığı görülecek. Tarkan şarkı sözleriyle Covid-19 dönemini kastettiğini söylüyor. Hayır diyorlar, iktidarı kastettin. Onların gideceğini söyledin, dayatmasında bulunuyorlar. Niyet okuyucuları mevzi üstüne mevziye girerek fitne yayıyorlar. Ayıptır ayıp, bu saptırmanın, bu kandırmacanın, bu gafilce inadın kime ne faydası vardır? İktidar şarkıyla kurulmadı, hükümet şarkıyla oluşmadı.
Velev ki iddialar doğru olsa bile bir şarkıyla yıkılmaz, yıkılamaz. Bu tekerlek, bu tümsekte kalamaz. Çiçek açar, güneş soldursun diye. Ben de Türklük için kurban doğmuşum. Anamdan Tanrı'ya son bir hediye, ben de Türklük için kurban doğmuşum. Dedem değirmenci, babam kaptanmış. Ninem tarlalarda kavrulmuş, yanmış. Bir çift ağam yurtta sunulan kanmış. Ben de Türklük için kurban doğmuşum. Bir kısmını paylaştığım bu şiiri kaleme alan, davamızın iftar burçlarından olan saygın büyüğümüz merhum Fethi Tevetoğlu'dur ve onun kardeş torunu Tarkan'dan başkası da değildir. Buradan zillet ittifakına ekmek çıkmaz. Tarkan'dan zilletin tarzanı çıkartılamaz. Vehme gerek yoktur. Kuşkuları provoke etmenin faydası yoktur. Bir şarkı sözünden yeni bir kutuplaşma sayfası açmanın hiç kimseye, hiçbir kesime sağlayacağı bir şey yoktur. Her şey geçer. Kaldı ki hayat geçiyor, ömür geçiyor. Hepsinden önemlisi Allah bizlere Sırat Köprüsü'nden geçmeyi nasip ve müyesser eylesin. Geçmeyecek olan şeyler de vardır. İhanetin sızısı geçmez. Kötü sözün yarası geçmez. Şehitlerimizin acısı geçmez. Mücadelenin sıcaklığı geçmez. Davaya bağlılığımız geçmez. Türk ve Türkiye sevdamız asla geçmez, geçemez, geçmeyecektir. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Aziz milletim, 20 Ocak 2020'den beri il il, ilçe ilçe sürdürdüğümüz ziyaretlerimizde birinci Türkiye turumuzu tamamlamak üzereyiz. Allah nasip ederse en yakın zamanda da ikinci turumuza çıkacağız. Ziyaretlerimde nelerle karşılaştım biliyor musunuz? Kazancı kirasını bile karşılamayan esnaflarla karşılaştım. Tencere kaynatmakta zorlanan annelerle, kadınlarla karşılaştım. Çocuğuna çikolata bile alamayan babalarla karşılaştım. Yaşından büyük dertlerin sahibi çocuklarla karşılaştım. Sınavdan 98 puan almasına rağmen 58 puanlı rakibine elenen AK Partili dayısı olmadığı için ortada bırakılan gençlerle karşılaştım. Büyüyen ama büyütemeyen, okuyan ama okutamayan, girdiği sınavları kazanan ama bir türlü atanamayan yılgın, umutsuz öğretmenlerle karşılaştım. Üretebilmek için borca giren ama borcunu ödeyemediği için tarlasını satmak zorunda kalan çiftçilerle, köylülerle karşılaştım. Girdiğim dükkanlarda, gezdiğim sokaklarda, her sosyal çevreden, her yaş grubundan, her görüşten insanımızla karşılaştım. Bunca yıllık deneyimime rağmen milletimizin ferasetinden, milletimizin irfanından çok şey öğrendim. Bu iki yıl boyunca karşılaştığım hikayeleri, dinlediğim dertleri ve bunlar için ürettiğimiz çözümleri de her hafta bu kürsüden sizlerle ve milletimizle paylaştım. Paylaşmaya da ısrarla devam edeceğim. Milletimizin yaşadıklarını görmeyenlere, sesini duymayanlara, dertlerini, taleplerini umursamayanlara inat, milletimizin gerçeklerini tüm Türkiye'ye anlatmaya devam edeceğim. Biliyorsunuz, pazartesi günü Mersin'deydim. Esnaf ziyaretlerine başlamadan önce Erdemli'de bulunan bir narenciye fabrikasını ziyaret ettik. Fabrikadaki çoğu kadın olan işçi kardeşlerimizle dertleştik. Hepsi de gencecikti.
Aralarından 24 yaşında bir genç kızımız. Nerede, nerelisin diye sordum. Kocaeli gibi Mersin'de göç alan bir şehir olduğu için Cizre'ye bağlı bir köyde doğmuş, ailesiyle birlikte Erdemli'ye taşınmışlar. Hani Anadolu'da güzel bir söz vardır. Doğduğun yer değil, doyduğun yer memleketindir derler. Ben de bu kızımızı dinlerken tam olarak böyle söyledim kendisine. Bana ne cevap verdi biliyor musunuz? Abla, hiçbir yerde doyamadık dedi. Cevabın ağırlığına, durumun vehametine bakar mısınız? 24 yaşındaki bir genç kızımızı bu duruma düşürenler utansın. Yazıktır, günahtır. Akdeniz'de uğradığımız kuyumcu bir kardeşim dedi ki, altını geçtik. İnsanlar artık gümüşlerini satmaya başladılar. Yastık altında altın kalmadı, gümüşe geçtiler, gümüş bozduruyorlar. Kelimeler kendisinindir, içinde düzeltme falan yok. Aynıyla böyle söyledi. Hani Sayın Erdoğan ve ekonomi ekibi beceriksizliklerini toparlamak için son çareyi yine milletimizin cebine göz dikmekte, yastık altındaki altınlara el uzatmakta bulmuştu ya, işte size milletimizin durumu. Erdemli'de tantuni dükkanı işleten bir esnaf kardeşim diyor ki, vergi ve zamlarla boğuşuyoruz. Elektrik 650 lira geliyordu, 1325 lira geldi. Akdeniz'de giyim mağazası olan bir kardeşim, sabahtan beri 50 lira satış yaptım, 4850 lira elektrik parası geldi dedi. Dükkanım kira, kiraya çalışıyoruz ama kirayı da çıkaramıyoruz diyor. Tarsus'ta telefoncu bir kardeşimse, yani telefon ve telefon aksesuarları satan bir dükkanda, sabahtan beri siftah etmediğini söyledi. Dükkan kira, sandıkta gereken cevabı vereceğiz diyor. Tarsus'ta çiğ köfte dükkanında çalışan bir kardeşim, eskiden 40-45 kilo çiğ köfte satıyorduk, artık 25 kilo satıyoruz. Asgari ücretin biraz üstüne çalışıyoruz. 3 çocuğum var. Tek umudumuz seçimin gelmesi, başka çare yok. Hiçbir şeye yetişemiyoruz diyor. Akdenizli bir vatandaşımız diyor ki, 2 kız çocuğum var. Cebime giren 3500 lira. Babam emekli, bana yardım ediyor. Çocuğun mamasına, sütüne zor yetişiyorum diyor. Çok genç bir arkadaştı bu. Yani yaşı gençmiş ama görüntüsü çok yaşlıydı. Yıpranmış. İnanılmaz bir yüz ifadesi vardı. Çökmüş bir genç erkekten, yaşlı görünen bir genç erkekten bahsediyorum. Erdemli'den bir çiftçi kardeşim. Ağzında diş yoktu. 100 kilo limon satıp bir çuval gübre alabiliyorum. 10 kilo limon satıp bir litre mazot alabiliyorum diyor. İşte size Mersin gibi memleketimizin zengin illerinden birinde milletimize reva görülen tablo. Hatta Erdemli'de bu tabloyu çok net anlatan bir kardeşimle karşılaştım. Dedi ki, şöyle yaptı, zam yaptı dedi. Kastettiği malum şahıs. Zam yaptı, elini şöyle yaptı, koydu cebimize. Ama dedi, cepte de bir iki bir şeycikler vardı dedi. Elini uzattı, o zamla beraber o ceptekilerini de aldı götürdü dedi. Milletimizin feraseti. İşte öyle bir durum. Evet. Hatay'da alkollü direksiyon başına geçen taksi sürücüsü aracının kontrolünü kaybedince önce aydınlatma direğine çarptı, sonra da kaldırımda oturan bir kişiye çarparak ağır yaraladı. Kollu direksiyon başına geçen ticari taksi sürücüsü aracının kontrolünü kaybedince önce aydınlatma direğine çarptı, sonra da kaldırımda oturan bir kişiye çarparak ağır yaraladı. Kaza Kırıkan ilçesine bağlı Şehit Erdoğan Caddesi'nde yaşandı. Osman İ. kullandığı ticari taksinin direksiyon hakimiyetini alkollü olduğu için kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce bir aydınlatma direğine çarptı, ardından kaldırımda oturan 43 yaşındaki Hasan K'ye çarptıktan sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri alkollü sürücü Osman İ. ve yaralanan kişiyi Kırıkan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, mahalle gezileri kapsamında AK Parti Akdeniz İlçe Başkanı, meclis üyeleri ve başkan yardımcıları ile birlikte Özgürlük Mahallesi muhtarı ile bir araya geldi. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, mahalle gezileri kapsamında AK Parti Akdeniz İlçe Başkanı, meclis üyeleri ve başkan yardımcılarıyla birlikte Özgürlük Mahallesi muhtarı Ömer Erguvan'la bir araya geldi. Başkan Gültak, mahalleye kazandırılan yeni sağlık ocağında incelemelerde bulundu. Kurası çekilir, lisan gibi doktorları gelir. Tabii şu anki bulunduğumuz mekandan biraz bahsedelim. Özgürlük Mahallesi, Çaykilek, Hal mahallelerinin arasında kalmış. Maalesef yıllarca buradaki anneler çocuklarını ya Hal Mahallesi'ndeki sağlık ocağına ya da Çilek'teki sağlık ocağına götürür olmuşlar. Her iki tarafta nereden baksanız 1,5-2 kilometrenin üzerinde uzunluk. Yani bunun yazı var, kışı var. Düşün bir anneyi, çocuğu ateşli, hastalanmış, 2 kilometre yürüyecek, buraya gelecek, tanımadığı bir mahallede ilacını alacak, doktora muayene olacak, tekrar dönecek. Yeniden bebeği rahatsızlansa, çocuğu rahatsızlansa bir daha dönecek. Dolayısıyla bir zorluktu. Birçok kişi burada bir sağlık ocağı yapılacağına dair söz vermişti. Biz de seçildiğimizde söz verdik. Uzun zaman araştırdık. Maalesef imar sıkıntılarından kaynaklı yer bulamadık. Baktık olacak değil. O zaman dedik biz şu anki taziye evimizin alt katını yeniden düzenleyelim. Çünkü burası taziye evi olarak kullanılıyordu. Sağlık Müdürlüğümüzle görüştük. Sağlık Müdürlüğümüzün aile hekimliğinin yapabilmesi için belli standartları var. O standartlara göre bu binayı bitirdik. Şimdi arkadaşlardan aldığım rapora göre bir hafta içinde bina bitiyor. Az önce Sağlık İl Müdürümüzle görüştüm. Onlarla hızlı bir şekilde burayı Sağlık Müdürlüğüne tahsisini yapacağız. Yani kirasını almadan ilavede Sağlık Müdürlüğü'ne vereceğiz. Onlar da bu kira sözleşmesini yaptıktan sonra önümüzdeki Mart ayının aile hekimliği kurasına koyacak. Hızlı bir şekilde 2 hekim burayı kabul eder diye düşünüyorum. Çünkü merkezi bir yer. Hasta sıkıntısı olmayacak. En büyük avantajı kira sıkıntısı olacak doktorların. Dolayısıyla belediye binası olması, Sağlık Müdürlüğü'nün kontrollü olması, buraya gelecek olan hekimlerin de avantajı olduğundan dolayı ben tercih edeceklerini düşünüyorum. Dolayısıyla Mart ayındaki kura da çıkar inşallah, tercih edilir. Ondan sonra da hızlı bir şekilde hizmete sokmuş oluruz aile hekimliğini. 2 tane doktor rahatlıkla Özgürlük Mahallesi'nin sağlık işlerini, gebeliğinden tutun, aşısından tutun, yaşlı bakımından tutun, birçok aile hizmetlerini, sağlık hizmetlerini de inşallah Özgürlük Mahallesi, ailesi, kadını, çocuğu, yaşlısı buradan alacak. Bence önemli bir hizmet. Mersin'in Silifke ilçesinde Akkuyu Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan otobüsün yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında çalışan işçileri taşıyan otobüsün yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucunda 40 kişi yaralandı. Sipahili Mahallesi'nden aldığı işçileri Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne götüren Murat Çakmak yönetimindeki otobüs, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Yaralanan 40 kişi ambulanslarla Silifke, Anamur, Bozyazı ve Aydıncık'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Antalya'nın Kumluca ilçesinde ikisi otomobil içinde olmak üzere 3 kişi pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Yapet bırak! Polis ya! Bırak! Polis ya! Hayır! Kankalısın!
Antalya'nın Kumluca ilçesinde ikisi otomobil içerisinde olmak üzere 3 kişi pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. Olay Meydan Mahallesi'nde bir kıraathane önünde yaşandı. Bölgeye otomobille gelen HK ve MU'ya iddiaya göre Z'ye isimli kişi tarafından henüz belirlenemeyen bir nedenle pompalı tüfekle 5 el ateş edildi. Araç içerisinde bulunan 2 kişi olay yerinde bulunan EE vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan vatandaşlar yaptı. Yaralılar ambulanslarla Kumluca Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunan HK ve MU'nun ambulansla Antalya'daki hastanelere sevk edildiği bildirildi. Olay yerinden kaçan Z'ye ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Ankara'da Gazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nde eğitim gören 21 yaşındaki Fatih Serin, bir arkadaşıyla birlikte Mersin'in Erdem ilçesinde ailesinin kullanmadığı serayı tropikal bir ürünle değerlendirdi. Mersin'de üniversite öğrencisi gencin örtü altında yetiştirerek ilk hasadını yaptığı, Türkiye'de çarkı felek veya aşk meyvesi olarak bilinen pasif loranın kilogram fiyatı 100 ile 120 TL arasında satılıyor. Bir fidanın 10 yıl ürün verdiği bir dönümde ilk yılda 300 kilogram, 5. yıldan sonra da 2 tondan fazla ürün alınabiliyor. Ankara'da Gazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nden eğitim gören 21 yaşındaki Fatih Serin, bir arkadaşıyla birlikte Mersin'in Erdemli ilçesinde ailesinin kullanmadığı serayı tropikal bir ürünle değerlendirdi. Kestikten sonra kaşıkla içi bu şekilde yeniyor. Gayet hoş bir tadı var. Birkaç tane meyvenin karışımı gibi duruyor. Daha öncesinde burada domates, fasulye ve benzeri şeyleri deniyorduk. Ne yazık ki onlar pek bir getiri sağlamıyor artık. Çiftçiler genelde çok bir şey kazanamıyorlar. Biz de bir arayışa girdik. Avokado, mango, bu tür egzotik, tropikal meyveleri denemek istedik. En mantıklısı bize bu geldi. Avokadoyu birçok çiftçi ekti. Üretimi arttığı için fiyatının düşeceğini düşündük. Şu an bunun piyasası çok bilinmediği için iyi. Mersin'de ilk biz diktik. Daha sonrasında 3-4 çiftçi daha dikti. Antalya tarafında biraz daha fazla yetiştiriliyor. Yavaş yavaş artıyor Türkiye'de. İhracatı yapılmaya başlandı. İlk sezonda 300 ila 500 kilo arası bir hasat alınıyor ilk senesinde. Senede 2 defa hasat alınıyor. 2 tona, 3 tona kadar çıkabiliyor bu. Kilosu 120-100 lira arasına gidiyor. Eğer kendiniz satmak isterseniz 150'ye 200'e kadar satabiliyorsunuz kilosunu. Taneyle de satılabiliyor. 3 tanesini 15 liraya 30 liraya satanlar var. Piyasası pek bilinmediği için daha esnek bir fiyat hakim. Yurt dışında pasiflora, passion fruit diye geçiyor. Türkiye'de çarkı felek, tutku meyvesi, aşk meyvesi diye geçiyor. Sakinleştirici bir özelliği vardır. Genelde sinir hastaları kullanıyorlar. Meyve olarak şurubunu yapıp şurubu içiliyor. Çayı demleniyor. Rahatlatıcı bir etkisi vardır. Sakinleştirici özelliği vardır. Uyku problemi çekenlere ve ayrıyeten ilaç almak istemeyenler doğal yoldan bunu tercih ediyorlar. Adana'nın Kozan ilçesinde 200 kovanda bulunan binlerce arı telef oldu. 30 yıldır arıcılık yapan Aytekin Kunt, arıların ölümüne zira ilaçlanmanın neden olduğunu ileri sürdü.
Adana'nın Kozan ilçesinde 200 kovanda bulunan binlerce arı telef oldu. Arı kovanlarını Güneri mahallesindeki Narenciye arazilerinin bulunduğu alana getiren Aytekin Kunt'un 400 kovanda oluşan arılarının yarısı 2 gün içerisinde telef oldu. Her kovanda binlerce arı olduğunu ve 200 kovanda arı kalmadığını söyleyen Kunt, kovanlar önünde telef olan arıların denetimsiz zirai ilaçlama yüzünden öldüğünü iddia etti. ...400 tane arım var. Gördüğünüz gibi bilinçsiz ilaçlama, kimyasal maddenin getirmiş olduğu bir sonuç. Gördüğünüz gibi ölüyor. Sadece ilçe ziraata çaya çalışıyoruz ilaç bayilerine. Dün başladı. Çok yoğun bir şekilde ölüm. Kovanlar bomboş. Kış boyu emek boş. Milletin bilinçsiz ilaçlamasına kadar genellikle olan kimyasal madde kullanıyorlar. Ne bir ilçe ziraat ilgileniyor. Şikayet et boş. Edersin. Sadece geri dönersin. Başka hiçbir şey yok. Bu her sene aynı, 10 yıldan beri aynı. Her sene ölüyor. Yani her sene sonuç aynı. Ortalama 250 tane falan belalı ediyordum. Ha, şu an umut yok. Titriye titriye ölüm vardı. Kendisine atıyordu. Temahlardan hayvanları temizlemeye çalışıyordu içindekiler. Ha, ondan sonra gittim. Aşağı yukarı kovanın üzerinde 400 arının 200'ü diyebilirim. Ama kovanlarda çok az miktarda var. Yavru çürüklüğü yapması tehlikesi karşı karşıya. Kökü de gidebilir. İlaçlamayı gece yapsınlar. İlçe ziraatı da 10 yıldan beri aynı, bir kere olsun üstüne durmayı başarsın şunu. Mersin İl Sağlık Müdürü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Biriminde isteyen herkese ve her kuruma ücretsiz olarak ilk yardım eğitimi veriyor. Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Biriminde isteyen herkese ve her kuruma ücretsiz olarak ilk yardım eğitimi veriyor. Tabii ki devamında önce pratik sonra uygulamalı eğitimlerimiz devam edecek. Yani şöyle bakacak olursak, işte konularımız kırıkçılık ve burkulmalarda ilk yardım, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde. Bugüne kadar gerek bireysel gerek kurumsal binlerce kişiye verilen ilk yardım eğitimi eski devlet hastanesi bahçesindeki Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı eğitim salonunda düzenli olarak devam ediyor. Bir bilinç kontrolü yapıyorduk. İyi misin? Beni duyuyor musun? Sert bir düz düzeninde olmalı. Hastanın sıkan dişleri varsa gevşetiyorduk. Ağız içine bakıp ağzın içerisinde yabancı besin varsa çıkarıyorduk. Şey kısmına elimi 90 derece açı yaparak 16 saatlik eğitimden geçen farklı meslek gruplarından kursiyerler önce ilk yardımla ilgili teorik bilgiler alıyor, ardından uygulamalı olarak nasıl müdahale edilmesi gerektiğini mankenler üzerinde deneyerek öğreniyor. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan kursiyerler 3 yıl geçerli sertifika alıyor. Her 3 yılda bir güncelleme eğitimine katılanların sertifikaları geçerliliğini koruyor. Müdahalemiz öksürmede sakinleştirmektir. İki kürek kemiğini tam ortasına ileri doğru 1, 2, 3, 4 ve 5. Göbek deliğinin hemen iki parmak yukarısına elimi yumruk yapıyorum ve içe yukarıya. İçe yukarıya. Buna biz hemlik. İlk yardım eğitimlerimiz bireysel olarak başvuru yapan herkese yapılıyor. Bakanlığımız bu eğitimlerimizi ücretsiz olarak verdiriyor. Yani ilk yardım dediğimiz kısım bir kesimi ilgilendirmiyor. Hayatımızın her anında, her alanında olan bir kısımdır. Çocuğumuzda, eşimizde, işimizde. Bir dolmuş beklerken bile her an başımıza gelebilecek müdahalelerden bahsediyoruz ilk yardımda. 2 günlük eğitimler veriyoruz. Eğitim sonunda sertifika veriyoruz. Sınavlarımız var. Ve 3 yıl geçerli olan sertifikalarımız vardır. Bakanlık onaylı, müdürlüğümüz onaylı. Bütün halkın bu konuda bilinçlendirmesi çok önemli. Dediğimiz gibi hani siz çok bilinçli olabilirsiniz, doktor olabilirsiniz, sağlık personeli olabilirsiniz ama sizin çocuğunuzun durakta başına bir şey geldiğinde yakınındaki kişinin uzman olmasına gerek yoktur. İlk yardım biliyor olması yeterlidir. Yani buradaki amacımız sürekli, hani bir yere sürekli aynı şekilde vurursanız aşındırırsınız ya, burada da oradaki cismi hareket ettirmeye çalışıyoruz. Amacımız oradaki süreklilik, cismi hareket ettirmek. İleriye doğru, aşağıya doğru itmek yani. 2, 3, 4, 5.
Sokağın Sesi programını sunan Fatma Nur Çeltik, Mersin'de sokağa çıktı ve vatandaşlara el alem ne der diye yapmaktan vazgeçtiğiniz şeyler neler diye sordu. Bakalım kimler neler demiş. Merhabalar. Merhabalar. El alem ne der diye yapmaktan vazgeçtiğin bir şey var mı? Yok, genelde el alemi dinlemiyorum. Yani el alem ne diye yaşarsak o zaman hiçbir şey yapmamamız lazım. Her kafadan bir ses çıkıyor yani. Dinlemeyeceksin, kendi yoluna bakacaksın, hedeflerin uğruna. Yani diyorsun ki ağzı olan konuşuyor. Aynen öyle. Ben mesela tekvando sporuyla uğraşıyorum. Öncesinde tekvandoyu işte kız yapar mı? İşte antrenmanlar geç saatlerde oluyordu. Bu saatte işte eve geliyor falan filan diyorlardı. Sonrasında başarını gördükçe senin arkanda durmaya çalışıyorlar. Bu sefer diyorlar ki biz olduk işte, destek olduk falan. Öyle muhabbet yapıyorlar yani. Yani ben el aleme göre yaşamıyorum. El alem bana göre yaşasın diyorsun. Evet yani. Ne bileyim. Benim yaşadığım yer farklı bir yer. Doğuda yaşıyorum. Onun için biraz tabii ki ailenin bana kattığı kültür buradakilerden biraz farklı. Ama yani yine de babamın baskısıyla veya annemin baskısıyla el alem ne der diye hiçbir şey yapmıyorum. Kendi bildiğimi yine okurum ben. Burnumun dikine giderim ya. Nerede yaşıyorsunuz? Yani Antep'in bir köyünde yaşıyorum. Ya yani aile baskısında bile el alem ne der diye düşünmüyorum diyorsunuz. Evet, zaten hayat kısa. El alem ne der diye de yaşanmaz yani. Yok, şimdilik hiçbir şey yok. Yani umursamıyorum, hayatımı yaşıyorum diyorsunuz. Evet. Yani hiç mi kafanızda bu ne der, şu ne der diye düşünmediniz mi? Yok, düşünmedim. Yani kendi bildiğimi yapmaya çalışırım. Her zaman diyor. Her zaman. Yani el alemin ne dediği umrunuzda da pek değil. Çok süper uzun. El alemin ağzıyla yaşayacaksak oho. Değil mi? Yani. Spor haberleriyle devam ediyoruz. Tarsus Belediye Başkanı Doktor Haluk Bozdoğan, İçel TV ve San TV ortak canlı yayında gündemi değerlendirirken Tarsus İtman Yurdu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İkinci ligde mücadele eden Tarsus İdman Yurdu'nda Başkan Şahin Kırbıyık'ın istifası yönetim kurulu tarafından kabul edildi. Kulübün resmi internet sitesinden, resmi sosyal medya hesaplarından da bu durum duyuruldu. Bazı yöneticilerin de istifası sonrasında yeni bir seçim olacak mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, İçel TV ve San TV ortak yayınında gündemi değerlendirirken Tarsus İdman Yurdu'yla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Tarsus İdman Yurdu'na maddi manevi her an yanındayım. Hep oluyordum, devam da edeceğim. Biz yaptığımız şeyleri anlatmayız ama o futbolcuların primi olur, masrafları olur, her zaman yanındayım. Ama sorun spor sadece Tarsus İdman Yurdu'yla bitmiyor. Bakın bizim çok güçlü bir Tarsus Belediye Sporumuz var. Düşünebiliyor musunuz o belediye sporda 13 tane branş var. Futbolu, basketbolu, voleybolu, güreşi, tekvandosu, dünya şampiyonları çıkartıyoruz. Yani şunu göstermeye çalışacağım. Tam 1870 tane sporcumuz var. İnanılmaz bir rakam. Amatör spor kulüplerine de desteğiniz var mı Tarsus içinde yerel? En büyük ücreti biz veriyoruz amatör spor kulüplerine. En yüksek ücret. Düzenli olarak. Yani belediyeler olarak baktığınızda en yüksek ücret veriliyor. Düzenli olarak her yıl veriyoruz bunu. Çünkü onların her zaman ihtiyacı var. Yani en son verilen rakam 13.700 liraydı. Bütün spor kulüplerine verdik. Süper Lig'de erteleme maçında ligin iki güçlü takımı Başakşehir ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Süper Lig'de erteleme maçında ligin iki güçlü takımı Başakşehir ile Konyaspor karşılaştı. 15 Ocak'ta oynanması gereken maç Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelenmişti. Trabzonspor yenilgisi sonrasında liderlik şansını mucizelere bırakan Konyaspor, Başakşehir karşısında da öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Emre Belözoğlu'yla iyi bir hava yakalayan Başakşehir evinde Konya Spor'u yenerek 46 puanla 3. sıraya yerleşti. Konya Spor ise 49 puanla 2. sırada kaldı. Lider Trabzon Spor'un 63 puanı bulunuyor. Trabzon yenilgisinden sonra yani liderler aramızdaki fark zaten açıldı. Ama tabii ki ligin hedefleri bitmiyor. Her sıralama önemli. En yukarıda bitirmek istiyoruz her zaman söylediğim gibi ve bugün de onun için değerli bir maçtı. Başakşehir takımını kutluyorum aldıkları 3 puandan dolayı. Biz ise bize geldiğimiz zaman çok iyi götürdüğümüz bir lig. 3 haftadır istemediğimiz sonuçlar var. Ama tabii Kasımpaşa maçı takım savunmasıyla alakalı büyük sıkıntılar yaşadık. Biz bu düzenli oyunu oynamaya devam edip bunu skora yansıtmaya çalışacağız önümüzdeki maçlarda. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Tırmıl bölgesine 750 kişilik bir futbol sahası ile kapalı spor salonu yapacağının müjdesini verdi. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Tırmıl bölgesine FIFA standartlarında 750 kişilik bir futbol sahası ile kapalı spor salonu yapılacağı müjdesini verdi. Alanı yerinde inceleyen Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, bu tesis Özgürlük Mahallesi'ni ve Akdeniz'i ön plana çıkartacak. Hedefimiz göç veren değil, göç alan bir Akdeniz yaratmak dedi. Şu an projenin hazır olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Gültak, Spor Toto'da bütçesi de hazır. Meclisten kararı da çıkardık. Tüm meclis üyelerimize de verdikleri destek nedeniyle teşekkür ediyorum dedi. Spor Bakanlığı ile yaptığımız anlaşmanın sonucunda belediye meclisimizin de vermiş olduğu yetkiyle birlikte meclislerimize teşekkür ediyorum. Spor Bakanlığı ile bir anlaşma yaptık. Buradan 15 dönümü, 15 yıllığını onlara bilabedel bir para almadan tahsis ettik. FIFA standartlarına uygun bir saha olacak. Ayrıca 6,5 metre yüksekliği geçmeyen de bir kapalı spor salonumuz olacak. Tam da şehrin ortası. Bir yandan Çay Çileğin, bir yandan Hal Mahallesi'nin, Özgürlük Mahallesi'nin gençlerinin ve kadınlarının kullanacağı bir spor kompleksini hayata geçireceğiz. İnşallah bu çalışmalar 1-2 hafta içinde biter. Gerekli yasal izinler alınırsa dediğim gibi paramız hazır, projemiz hazır. Spor Bakanlığı'yla da bugün protokolü imzalıyoruz. Hızlı bir şekilde bu tesisleri de hayata geçirmiş olacağız. Avucumun içi de atar biraz sonra benim. Bültenimizin sonuna geldik. Günün haberleriyle ajandada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.